Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Dün akşam kapanışta unutmuşum. Bakın, tören başlayacak birazdan. O kadar isterdim ki böyle baştan sona kadar çekmeyi ama maalesef. Kendi takımı, bayramı kutlu olsun. Sağ ol. Vali Devlet Başakar İlkokulu. Dün akşam koyduğu müzikte bile telif yedim. İki kere video yükledim. Müziği hızlandırmak ve kesmek zorunda kaldım. Yoksa böyle açılış çok daha güzel olacaktı ama maalesef YouTube'da biliyorsunuz telif hakkı var. O yüzden töreni çekemeyeceğim. Ablam kahvaltıya çağırdı. Hem de oraya gideceğiz şimdi Yaren'le beraber. Ne mutlu Türk'üm diyene. Alparslan Ortaokulu, bayramınız kutlu olsun. Evet, her zamanki gibi şanlı bayrağımız yerini aldı arkadaşlar. Akşam takacaktım, dalgınlığıma geldi. Şimdi hemen tören başlamışken ben de böyle bayrağımızı taktım. Az önce konuşma yapılıyordu. Dediğim gibi keşke telif hakkı olmasa da marşları, her şeyi çekebilsem. Ama maalesef. Yani burası Kozlu Stadyumu, Zonguldak Stadyumu daha kalabalık oluyor. Burası ufak gördüğünüz gibi. Ama olsun, herkes gelmiş. Evet, şöyle taze ekmeğimizi aldık. Şimdi kızımla beraber ablama hafta sonu kahvaltısına gidiyoruz. Biz şimdi ablama geldik. Peçetelerini görmüştüm ama örtüsünü görmemiştim. Bakın sofrasının güzelliğine. Vallahi ablamın eline hiçbirimiz su dökemeyiz bu konuda. Görüyor musunuz? Sonuçta Yaren'le ben geldik sadece ama özeni görüyorsunuz işte. Ablam herkese zaten böyledir ama sofra şahane olmuş. Şimdi patates falan gelecek. Hemen çekme diyor, daha patates falan gelecek diyor. Onlar da gelsin, oturunca kuymak yapacağız. Onları da size çekerim. Ben sofranın güzelliğini çekmek istedim. Şöyle de ekmek. Ellerine kollarına sağlık abla. Kendimi de daha hiç gösterme şansım olmadı sabahtan beri. Ablama geldik. Şimdi mutfağa geçeceğim. Ben ona ne kadar beni bekle desem de beni beklemiyor. Asla duramıyor. Şimdi beraber kuymak yapacağız. İnşallah sizlere de çekeceğim. Böyle küçük harflerle konuşuyorum. Eniştem hala uyuyor çünkü. Birazdan sehpayı da çekeceğim. Aklıma gelmişken mutfağa gitmeden şöyle sehpaları da çekeyim sizlere. Bizim orta sehpamız aynıydı zaten. Aynı yerden almıştık. Biliyorsunuz böyle kum saati. Buralarda bulamamıştı ablam grisini. İstanbul'da buldu. Benimkinden de daha uygun aldı ve çok güzel duruyor. Görmüş olduğunuz gibi güzel günlerde kullansın. İnşallah bir tek TV ünitesi kaldı. Onu bir değişmeyi düşünüyor ama bakalım artık. Evet, bakın şimdi tam güzel oldu. Evet, şimdi size çekeyim. Ablam kuymak yapıyor. Ablamın kuymağı da çok güzel olur. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı koydu. 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı mı? Fazla koydum ya. Unu da 3 yemek kaşığı koydu. Ben 2 ile yaparım genelde. Bu fazla olacak ama neyse, kendi de seviyor. Yaren de seviyor Allah'tan. Enişten yemiyor ama. Evet evet, enişten sevmiyor. Alır mı geliyor ondan mı? Dokunuyor diyor bana diyor. Hmm. O tansiyonu falan da var ya, öyle şeyler yemez. O dikkat eder. Doğru ama annem de yapınca çok acıyor. Sucuk yer, bunu yemez. Aynen. O da ne alaka, buradan izleyecek bizi. Şu an uyuyor ama bizi izleyecek. Şimdi kalkacak o da. Aynen, şimdi ablam bunu güzel kavuracak. Suyunu ekleyecek, sonra da peynirini ekleyecek. Size şöyle güzel bir kuymak show yaparız. Dediğim gibi nazarım değmesin, değmez de ablamın kuymakları güzel uzuyor. Annemin bu ara bilmiyorum peynirden mi, nazara mı geldi? Ya dolaba da koyuyor ya eşi. Buzluğa koyduğu için. E ben de buzluğa koydum. Bilmiyorum, kadına nazar da değmiş olabilir. Şimdi şöyle yavaş yavaş suyunu ekliyoruz. Evet, kuymağımız oldu. Peynir daha erimedi. Birazcık daha eriyecek. Görüyorsunuz. Çok güzel. Birazcık daha erisin abla. Tam erimedi herhalde. Fırında da çok güzel patates yapmış ablam, baharatlı.
Gördüğünüz gibi çaylarımız hazır. Şimdi kuymağa koyduk. Bir saniye dökmeyeyim de Allah korusun. Şöyle şu uçtakini alayım da. Bunu da şöyle bırakalım. Tepsiyi de alalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ablamın şahane kahvaltı sofrası hazır. Şöyle fırında patates yapmış, biber kızartmış, soslu, yine uğraşmış. Ne derseniz deyin anlamıyor. Bakın peynir tabağının güzelliği, kuymak, daha ne olsun. Rabbim bin bereket versin, elleri kolları dert görmesin inşallah diyoruz. Şimdi biz sofraya oturalım. Bize afiyet olsun. Bizi kahvaltı sofralarında izliyorsanız sizlere de afiyet, şifa olsun. Kahvaltıyı yaptık. Eniştem kalktı. O da kahvaltı yapıyor. Ablamın yeni nevresim takımı geldi. Trend yoldan almış. Beraber açtık. Ablam açmamıştı. Şöyle Karaca'nın almış arkadaşlar. Ben Karaca'dan hiç daha önce yatak örtüsü veya nevresim almadım. İçi bu şekilde. Dışı da böyle. Çarşafı yine böyle düz renk. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Ablam dedi ki sanki böyle resimde daha farklıydı. Ama gayet güzel. Değil mi? Sen resimde daha mı sade demiştin abla, yoksa renkleri mi? Ne bileyim, ben öyle geldi. Sanki tek içi miydi acaba? Belki de, ama çok güzel, gayet ama güzel. Şey, turkuaz mavisi ya. Öyle olması çok güzel olmuş. Ben bunu neye benzettim biliyor musun? Bir tane yatak örtümüz vardı. Aynen. Benim de vardı. Aynı ona benziyor. Evet. Kilim de sende. Aynen. Kaç liradan inmişti abla? 320 liradan Karaca'nın. Evet. Ben şey aldım. 155'e. 150 bir şey. Hop, konuşamadım. Belki orada indirimden. 320 liradan 155'e inmiş. Şöyle Karaca. Evet. Düvet set diye geçiyor. Karaca nevresim takımı. Hiç Karaca kullanmadım. Sen güzel. Kullandın mı bilmiyorum da. Aynen. Malı çok güzel. Şu çarşafla bunun uyumu çok güzel. Yastıkları kocaman, göstereyim size. Gerçi şey var. İçi kadar. Şu kenarlar boşta kalıyor ya. Benim de öyle var. Şöyle. Bunlar süs olarak kalacak kenar. Nevresim de öyle. Bak, aynen. İki taraflı. Bir o taraf, bir bu taraf. Valla benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum deseni. Nevresim de aynı. İki taraflı. Evet, gösterdim. Battal bir de yatık örtüsü gibi aynı. Şey lazım ya. Bana da şu ne deniyor abla? O yorganlara ya. Elyaf battal yorganlardan değil mi? Şu bambuları çok met ediyorlar da onlardan almak çünkü lazım. Çünkü bizim yorganlarımıza çok büyük evet. Gelir bu. Benim yeni aldığım da öyle. Yorganım büyük geldi. Ama çok güzel. Güle güle güzel günlerde kullan. Sizlere de çekeyim, fikir olsun istedim. Ablam gayet uygunu almış ve bir de böyle 50 tane yufka üstteki kırılmış. Aynen. Bunu yaparken ablan çekersin dediler. Aha. Bir gün inşallah yaparsan ya sen çekip bu bana atarsın. Çok güzel yapıyor, yumurtalı ve sütlü. İyi gidi, siz ne çok her yapardınız şey, kapılarda. Ben yapıyorduk, şimdi apartmanda yapamıyoruz. Ablam pişiriyordu bir de bir taraftan. Aynen. Şimdi pijamalısın diye çekemiyorum seni. Aynen. Ablam pişiriyordu, pişirmeci ablamdı. En çok neyi özledim biliyor musun? Bunları yapıp da makarna gözleme. Yapardık, gözleme yapardık, semaverde çay demlerdik en son. Çok güzeldi o günler. Bana kızartma yaptırırlardı, sofra hazırlardık, hep beraber bir de yerdik. Bir de var ya, bir yufkaya makarnaya bir başlardık bir ay. Değil her mi? Gün birine, her gün birine. Aynen öyleydi. Çok güzeldi ya. Bunu böyle poşette mi saklıyorsun? Hiçbir şey olmuyor. Bizim evlerde rütübet yok, apartman yaşıyor buralar, hiçbir şey olmuyor. Şeyde de bunu ıslatıyorlar işte. Aha. Yozgat'ta aynen. Yufka ekmeği olarak yiyorlar. Çok doğru, güzel doğru. Oluyor oranın yufka ekmeği. Ama tane, şey. 50 tanesi 80 lira. Evet. 100 tanesi 160 lira. Orada esmer unla yapıyorlar ama. Şeyde de öyleydi. Adıyaman'da da öyleydi. Evet. Buradan selam olsun Adıyaman'a, Yozgat'a. Güle güle ağız tadıyla yersiniz inşallah. Bunu da güle güle kullan. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzelmiş. Hayırlı sizlerin olsun. İnşallah herkesin. İndirimleri takip edince güzel indirim oluyor yani. Aynen. Trend yolda. Evet, biz ablamdan çıktık arkadaşlar. Saat 2'ye geliyor. Bim'e uğradık Yaren'le beraber. Tavuklu ayran aldım. Kızım tavuklu pilav istedi. Ablamın bulaşıklarını falan yıkadım. Hatta o yıkama, ben yıkarım dedi. Güzel bulaşıklarını yıkadım. Mutfağı toparladım. Eve gidiyorum. Şimdi de şoktan elma alacağım. Yaren oranın elmasını çok seviyor. Böyle kumlu elmayı. Hava da soğuk ama çok güzel bir hava var. Gidelim bakalım. Böyle çekeyim size. Bu elmayı birkaç seferdir alıyoruz. Bayağı bir sevdi böyle kumlu elma. Böyle birazcık aldım. Rüzgarı duyuyorsunuzdur. Şimdi şu poşeti de alalım. İçeri girelim. Gidelim bakalım. Şuradalar.
güzel çiçekler gelmiş. Şöyle bakayım. En son size ne çektim? Şokta elma alırken çektim. Ondan sonra eve geldim. Tavuğu haşladım. Daha sonra Yaren ders yapıyordu. Kızım dedim ben yatayım. Saat 4 falandı. Hatta 4 olmamıştı. Şu an bir 15 dakika önce kalktım. Saat 5.30 arkadaşlar. Bir uykum geldi. Bir halsizlik çöktü. Bu arada Yaren'in ev resimlerini falan da değiştirdik beraber onunla. Dedim yat yani. Kurabiye yapacaktım. Hatta tereyağını çıkartmıştım. Şimdi o yüzden pirinç ıslattım. Tavuklu pilav yapacağım. Nereye gidiyorum? BİM'e gidiyorum. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Bugün gittim. Pudra şekerim yokmuş meğersem. Onu alacağım. Yaren de bir iki bir şey istedi. Onları da alacağım. Oradan da eve geleceğim. İlk pilav yapacağım. Sonra da kurabiye. O kurabiyeyi bugün yapacağım inşallah. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi şöyle pirinçleri kavurayım. Tavuklu pilav yaptığım zaman arpa şehriyesi kullanmıyorum. Bir de tavuklu pilav yaptığımda böyle bembeyaz olsun diye şekerle çok azıcık limon damlatıyorum. Tuzunu ekleyeyim. Tereyağı da şu an eklemeyeceğim. Tereyağını da birazdan ekleyeceğim. Şimdi güzel kavrulsun bakalım pirincimiz bir 2-3 dakika. Ben deminden beri çektiğimi zannediyorum ama çekmemişim arkadaşlar. Pilavın suyunu ekledim. Tuzunu ekledim, tereyağını ekledim. Tavukları da böyle üzerine didikledim. Sırf tavuk suyuyla yaptım. Altını kıstım, pilav olsun. Yanına çorba yapacaktım ama kızım istemedi. Turşu çıkaracağım, ayran var. Bu akşamki menümüz böyle olacak. Ya pilav pişerken ya da yedikten sonra yapacağım kurabiyeyi de. Malzemelere bir bakayım. İnşallah unuttuğum bir malzeme tekrardan yoktur. Şimdi pilavımız pişsin bakalım. Afiyetle yiyelim inşallah. Pilavın şimdi altını kapattım. Bakın sesi duyuyorsunuzdur. Bembeyaz tane tane oldu her zamanki gibi. Biz üzerine karabiber döküyoruz. O şekilde çok seviyoruz. Birazdan bir 10 dakika sonra pilavı yiyeceğiz. Ben burada malzemeleri de hazırladım. Yemekten sonra da inşallah Allah kısmet ederse sizlerle birlikte güzel bir kurabiye yapacağız. Şeklini ben ilk defa bu şekilde yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi radyomuzu kısalım. Evet arkadaşlar, Emine Hanım'ın tarifi Berat Atlı Dünyası birçoğunuz takip ediyorsunuzdur. Severek takip ediyorum ve çok güzel gerçekten tarifleri var. Bayağı birkaç tarifinde denedim. Onun tarifi bildiğiniz tırtıl kurabiye gibi. Hatta kalıp burada bu kalıpla yapacağız ama şeklini farklı yapacağız. Belki sayfasında görmüşsünüzdür. Instagram sayfasında görmüştüm. 250 gram tereyağı var. Ben dolaptan çıkardım, buzluktan. Vallahi inşallah 250 gram ayarlayabilmişimdir. Bunu BİM'den almıştım biliyorsunuz. Halka halka kesip koymuştum. Fazla değildir diye düşünüyorum. Burada bir su bardağı pudra şekerimiz var. Yarım çay bardağı, pardon, yarım su bardağı sıvı yağımız var. Bazen böyle hatalar yapıyorum. Editte fark ediyorum. Mesela su bardağına çay bardağı falan diyorum. Bazen oluyor. Bir tane yumurta var. Bu arada pilavımızı yedik. Çok güzeldi. Hatta biraz kaldı. Bir tane vanilya var. Kabartma tozunun yarısını kullanacağız. O yüzden bir dakika onu açalım da. 1,5 su bardağı nişasta var. Ben mısır nişastası kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bütün malzemeleri çıkardım. Az önce Yaren anne keşke ıslak kurabiye yapsaydın dedi. Dedim kızım bugün bunu yapalım. Birkaç gün sonra sana söz yaparım dedim. O çok seviyor. Ocağı falan da hiç ellemedim. Şimdi burada da 3 su bardağı unumuz var. Unu şöyle alalım. Kabartma tozu burada. Güzel şekilde yoğuralım. Bunu şimdi pişirmesi iki aşamalı olacak. Nasıl iki aşamalı olacak? Beyaz kalması için ilk olarak 150 derecede 15 dakika pişireceğiz.
Ondan sonra 130'u alacakmışız. Bu arada kebirin tereyağından da almam lazım. Bayağı yine eksiklerim var. Müziği de beğenmedim. Bu kabartma dozu da aşırı kabarmasın diye yarım paket. Evet. Bu yeterli. Benim genelde böyle hani 3 su bardağı un der ya, o benim muhakkak böyle fazla olur. Bakalım şimdi nasıl olacak. Bugün aslında Fener alayı vardı. Kozlu'da konser vardı ama hava bayağı soğuk, o yüzden gitmedik. Evet, şimdi ben bunu güzel yoğurayım. Birazcık daha bunu isterse katarım. Çünkü bayağı daha yumuşak. Bugün ablamdaydım biliyorsunuz. Ablamın sofrası çok güzeldi. YouTube'da resim paylaştım. Sizler de çok beğenmişsiniz. Zaten bu videonun başında da izleyeceksiniz. Gerçekten çok güzeldi. Elleri kolları dert görmesin. O haliyle kalkmış sunumlu sofra hazırlamış. Bakın arkadaşlar ya. Çok cıvık. Ben birazcık daha un ekleyeyim. Evet. Kıvam böyle arkadaşlar. Hep de olsun inşallah. Şimdi bakın. Heyecanlandım. Çünkü birazcık kısayım da. Ay, buralara falan hep gelmiş. Böyle uğraştırmalı şeyleri de severim yani. Ne değişik tarifler denerdim, yapardım. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. Şimdi arkadaşlar öyle bir hata yaptım ki, deminden beri deniyorum, niye olmuyor diyorum. Tırtıl kurabiye kalıbı değil, bu kalıpmış. Tekrar baktım sayfaya, benim kafa nanay. Gerçekten diyorum ki Allah Allah, tırtıl biliyorsunuz uzun çıkıyor. Diyorum nerede hata yaptım? Hatayı kalıpta yapmışız. Evet. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Hamur da bayağı bir yumuşak olduğu için. Evet, yaptım. Ama nasıl alacağım burada? Böyle. Bakın bu şekilde. Bayağı ufak oldu ama ikincisini daha güzel yaparım. Çünkü dediğim gibi ben de ilk defa yapıyorum. Şöyle birazcık daha bol tutayım hamuru da. Kalıp da küçük ya. Ay bu ne? Gündüz gece bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker. Tepsi hazır arkadaşlar. Şimdi 150 derecede 15 dakika pişecek. Ondan sonra 130 dereceye alacağım. 5 dakikada öyle pişecek. Yumuşak olacak. Soğuduktan sonra sertleşecek.
Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, fırından ilk tepsim çıktı, ikinciyi koydum. Çıkardığımda bayağı bir yumuşaktı. Aynen tarifteki gibi yaptım. Sonuç böyle, bembeyaz ve güzel pişti. Şekli de hiçbir şekilde bozulmadı. Şimdi şu ortalarına ben kahvaltılık Nutella koyacağım. Daha doğrusu torku var bende, onu koyacağım. Ondan sonra da damla çikolata şöyle ortalarına koyacağım ve afiyetle yiyeceğiz. Bu arada çay da demledim. Şimdi ikinci tepsi pişsin bakalım. Hepsini yapalım bakalım nasıl olacak. Bunu yaparken ikinci tepsiyi de yakmayayım da, yani beyaz olsun. Bu şekilde ben bundan kullanıyorum. İsterseniz çilek, aman çilek diyorum, reçel, marmelat, işte hazır çikolata sosları, her şeyi koyabilirmişsiniz. Ama ben bunu tercih ettim. Tabi bunu birazcık daha mı eritmem gerekiyordu? Bence evet. Bir bakayım da. Dediğim gibi çayımı da demledim. Ay, heh. Bu şekilde. Şimdi ben ne yapacağım? Geçenlerde Migros'tan bunu almıştım. Bakın ben size söylemedim mi Yaren yer diye? Yaren açmış bunu. Seviyor çünkü benim kızım. Normalde beyaz pul çikolata olsaydı onunla daha güzel duracaktı ama bende yok. Ama bakın. Nasıl? Bence gayet güzel. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Zaten tek lokmalık yani. Ama bunu ben birazcık daha eriteyim ya. Hep beraber kızım, elhamdülillah. Bu birazcık daha erisin, sizlerle beraber yapalım. Hazır. Bir tabak hazırladım arkadaşlar. Gerisini buzluğa koyacağım. Bu kap doldu. Bir bu kadar var mı? Yok. Bunun yarısı kadar daha var tepside. Bunların soğumasını bekliyorum. Bunlar iyice soğudu. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı oldular. Bir tane yedim, dayanamadım. Güzel olmuş. Böyle kıyır kıyır bir kurabiye değil. Malum nişasta var ama gerçekten tadı, özellikle de şekli harika güzel oldu. İlk yaparken elim zorlandı ama alıştıktan sonra gerçekten pratik oldu. Yaparsanız, denersiniz zaten, muhakkak bana atıyorsunuz Instagram'dan, ben de paylaşıyorum. Şimdi bunu buzluğa kaldıracağım. Biri geldiği zaman, canımız istediği zaman çıkartırız. Reçelle, marmelatla, çikolatayla güzel bir şekilde tüketiriz. İnşallah bakalım kimlere kısmet olacak. Şimdi bu güzellikleri görüyorsunuz. Buraları toparlayayım. O zaman kapanışı da yapayım. Bugünlük benden bu kadar olsun bakalım. Saatler 11.30'a geliyor. Çay faslımız çoktan bitti. Birazdan bir çaydanlığı falan cifleyeceğim. Kurabiye tabağı da orada. Bugünü kazasız belasız bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Öğlen uyudum, size söylemiştim ama sanki yine böyle uyuyacak gibi bir ağırlık çöktü üstüme. Bugün söyledim, kızımın nevresimlerini değiştirmiştik. Çıkardıklarımızı yıkadık, onları astım. Aslında hem siyahlar hem pembeler falan yıkanacaklar var, iki makine. Ama maalesef çamaşırlığa hepsi sığmadığı için böyle yavaş yavaş yıkamak zorundayım. Yarın inşallah onları da halledeceğim. Yarın cumartesi, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu arada söyledim sanırım, kurabiye güzel olmuştu. Bir de şeyi söylemeyi unuttum. 3 bardak un demiştim ama benimkisi hemen hemen 3,5 su bardağı kadar un aldı. Ya tereyağım tam 250 gram değildi ondan, ya da tam ölçüsü öyle, bilmiyorum. Güzel olmuştu. Yaren böyle çok kurabiye yemez ama bu kurabiyenin tadına baktı. Bir iki tane yedi, beğendi. Öyle arkadaşlar, gözlerimden de anlıyorsunuzdur. Sanki bugün uyumadım, dinlenmedim gibi acayip bir uykum geldi. Neyse, uyuyabileceğim mi uyuyamayacağım. Yorumları bitirdim. Edit kaldı, yükleme kaldı. Onları da yaparım. Dün akşam aksilik iki kere videomu yükledim. Bazen böyle aksilikler oluyor. Telif yiyoruz. O zaman bize bildirim geliyor, hemen videoyu tekrar düzenliyoruz, bir daha sil baştan yüklüyoruz. Yapacak bir şey yok, müzik, marş, böyle şeylerde eğer dakikayı geçerseniz muhakkak telif geliyor. Evet arkadaşlar, o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Ne diyeyim?
Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama her gün yeni gelen arkadaşlarım oluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın kısmetse tekrar buluşuruz diyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.